erken okuma yazmayı sökme. Şu ara herkes bunları konuşuyor. İşte 5 yaşında okuma yazmayı öğrendi. Anaokulunda yabancı dil dersi alıyor çocuğun falan diye. Hedef bu mu gerçekten? Aslında anaokullarının, yani biz kendi kurumumuz olarak 5 tane temel kazanımımız var. Hedeflediğimiz kazanım var çocuklarla ilgili. Yani bu tabii ki bu okuma yazma değil. Yani okuma yazmayı hani hazırlık sınıfı dediğimiz ilkokuldan önceki yıl yavaş bir giriş yapabilir çocuk. Ama diğer kazanımları çok daha önemli. Okuma yazma zaten her çocuk öğrenecek bir gün ve bir şekilde öğreniyor. Ama diğer kazanımlar dediğimiz bu 5 kazanım çok önemli. Bunlardan bir tanesi çocuğun bireyselleşmesi artık, yani kendi kendine aslında bir takım becerilerini geliştirebilmesi. Bir tanesi yabancı dil, eğer hani hedefliyorsa aile, bence çok önemli bir şey. Yabancı dil, çünkü artık hani tabii bütün dünya insanı olmak için. Yani dolayısıyla ikinci bir dilin malum gelişimi aslında tabii öncelik ne? Kendi aslında ana dilini çocuğun kullanabilmesi. Öncelik bu olmalı. İki, yabancı dil ikinci sırada geliyor. Dolayısıyla o çok önemli. Yani çocuğun kendi dilini söktükten sonra bunun yanına bir yabancı dil koyabiliyorsanız, yani kurum olarak ve çocuk da bunu başarabiliyorsa, bu hani çok büyük kazanım aslında çocuk için. Tabii. Çünkü ileriki yaşlarda biraz daha zorlaşıyor. Yabancı dil kullanımının aslında çocukların yabancı dil öğrenmesinin şöyle de bir önemli fonksiyonu var. Yapılan bütün çalışmalarda 2 ile 6 yaş arasında çocuk yabancı dile başladığında çok daha iyi kullanabiliyor. Bütün grameriyle, gerek yabancı dilin gerektirdiği bütün aslında becerilerini geliştirebiliyor. Daha hızlı kavrayabiliyor. Tabii yani. Bununla birlikte beyinsel fonksiyonların daha iyi çalıştığı, yani yapılmış olan çalışmalarda beyinsel fonksiyonların daha hızlı geliştiği ortaya konulmuş birçok çalışma var aslında. Bunun yanında çocuğun, biraz önce de tekrarladım başta, otonom olması, otonomisinin gelişmesi. Üçüncü, dördüncü çok önemli faktörlerden bir tanesi çocuğun fiziksel aktivitesini yapabilmesi. Aslında okullarda bunu da yapıyorlar çocuklar. Yani evde çocuk hani bakıcıyla ya da anneanne, babaanne ya da anne de olabilir. Hani bunu gerçekleştiremiyor. Düzenli bir hani fiziksel aktivite yapması çevresinde gerekiyor. Çevresinde dönen insanlar var evde çünkü. Yemeği o fiziksel hazır geliyor, aktivite, her şeyi tabii hazır geliyor, oyuncakları hazır geliyor, arkasından toplanıyor falan. Evet. Okulda ama kendi okulda yiyor. İşte bunları kendi yapması yapıyor, bence kendi ailelerin yapamadığını okul yapıyor diyebilirim. Biz anneler kıyamıyor. Yataklarını seriyorlar. Ne kadar yoga güzel metleri gibi böyle matların üstünde yatıyorlar. Yumuşak yatakta öğlen uykusuna yatıyorlar şunu çünkü. Şunu düşünenler var. O zaman bunu köreltiyoruz. Yani çocuğum erken başlarsa, okul öncesi eğitime de başlatırsam sonra okuldan çabuk soğur. Yani zaten okuyacak senelerce. Niye okul şimdi gibi gönderiyorum falan diyen var. Eğlence yeri gibi böyle, evet. Çok keyifli bir yer. Yani çünkü günün akışı o kadar güzel geçiyor ki çocuklar için bir program var. O program doğrultusunda öğretmenlerini zaten çok seviyorlar. Çünkü onlarla anneden sonraki ilk onların hani yaklaştığı, beraber kendini iyi hissettiği, güvendiği insan. Dolayısıyla o günün akışı içerisinde aslında çok eğlenceli geçiyor. Çünkü bir program akışı var. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Aslında çocukların gelişimlerinin olumlu yönde olabilmesi için çocukların bir çerçeve ihtiyacı var. Yani hangi çocuk, hangi saatte, günün hangi saatinde ne yapıyor çocuk? Evde kalan çocuk işte istediği kadar yatabiliyor, dinlenebiliyor ya da işte ekrana bakabiliyor bazı çevrelerde. Ya da işte istediği zaman istediği hareketi yapabiliyor. Aslında okullarda çok bu olmuyor. Okullarda bir program var ve bu çocuk hangi saatte ne yapacağını biliyor. Bu da çocuğa aslında çok hani güven ortamı sağlıyor. Çocukların güven ortamına, güven ortamında hissetmeleri için aslında bu çerçeveye ihtiyaçları var. Ben de eğitimcilerin çok bir eğitmenimizin söyledikleriyle de net tavsiye edebilirim. Çünkü evde gerçekten altı zaman, o tabletler, o televizyon falan, onun yerine yaşıt arkadaşlarıyla orada vakit geçirmesi her türlü sağlığını olumlu etkileyecektir. Ama başta böyle bir isteksizlik oluyor ya, daha küçücükler zorlanıyorlar, ağlıyorlar. Ya benimki gidemedi, benimki istemiyor diyen çok arkadaşım da var. Böyle vazgeçenler de var. Ama alışıyorlar galiba. O süreci kurum nasıl atlatıyor? Şimdi oryantasyon tabii dönemleri var çocukların. Biraz önceki konuya hemen dönecek olursak, yani çocuğun ekrana bakma ya da bir tablete bakma. Mesela biz şöyle bir olay yaşadık. Çocuk okulda yemek yemiyor. Hiçbir şekilde yemiyor. Arkadaşları yiyor, o yemiyor. Daha sonradan fark ettik. Aileyi tabii görüşmeye çağırdık. Psikolog, pedagogumuz da oradaydı. Şunu öğrendik. Çocuk ekrana bakarak, yani bir tabletle yemek yiyormuş.
Ve o tablet okulda olmadığı için çocuk uzunca bir süre yemek yemedi. Ama sonradan diğer arkadaşlarının yemek yediğini gördükçe zaman içerisinde o çocuk adapte oluyor. Şimdi oryantasyon süreçleri için öncelikle ben hani hiçbir çocuğun zorla okula başlatılması, anaokuluna başlatılması gerektiğini düşünmüyorum. Her çocuğun bir ritmi var, her çocuğun bir zamanı var aslında. O zamanı beklemek gerekiyor. Ama çocukların büyük oranda aslında yaşadıkları bir şey bu. İlk dönem anneden kopuş çok zor oluyor. Anne ya da ona bakan birinci tekil kişi kimse evde, ondan kopuşu çok zor oluyor. Fakat bu zaten hani hayatın ileriki dönemlerde yaşayacağı bir şey. Biz kademeli olarak yapıyoruz bu oryantasyon sürecini. Öncelik tabii anne de, anne ya da baba, ebeveynlerden bir tanesi sınıfa girebiliyor. Evet, yarım saat. İlk şeyi hatırladım aslında, ilk bırakışımızı. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bazen ben böyle geçmişe gittiğimde tuhaf geliyor bana. Evet. Aslı aynı sizin anlattığınız gibi oryantasyon denilen şey, hani okul açıldığında yapıldı. Biz Aslı'nı aldık. 2,5 yaşında, daha çok küçük. Düşünün, Eylül'de okul açılıyorsa Ağustos doğumlu. 2 yaşında götürdük. Hadi biz gidiyoruz dedik. Kapılarda da böyle cam var. Oradan da bıraktıktan sonra bakıyorsun. Şimdi biz el salladık. O etrafı, oyuncakları görünce bir böyle heyecanlandı Aylin. Böyle bir yere geldim ben, ama nereye geldim? Daha yarım yamalak, zaten Türkçe, İngilizce, Türkçe karışık konuşuyor. Öğretmenleri hemen aldı bunu. Bıraktık, camdan da bakıyorum. Böyle o tatlış tatlış bakıyor sağa sola. Selim çekti beni. Didem, Allah aşkına gidelim. Alışacak. Bak ne güzel uslu duruyor. Ay dedim, ay ben şanslı anneler dedim, evet, duruyor. Evet. Ertesi gün kıyametler koptu. Çünkü onu bırakıp gideceğimi anladığı için ahtapot gibi sarıldı. Yani bu ikinci gün, üçüncü gün, belki bir hafta, 10 güne kadar sarkıyor. Yanlış mıyım? Vardır evet, böyle doğru vakalarınız. Şimdi genelde ilk gün, bütün aslında siz anlatırken ben tabii bunları her gün yaşadığımız için tabii çok hani bana çok normal geliyor. İlk gün genelde aileler bıraktığında çocuk çünkü değişik bir ortam tabii keşfediyor. Değişik çocuklar var. Onlarla hani bir merak var yani. Her şeyden önce çocuğun merakı var. Evet. Ve dolayısıyla anne baba zannediyor ki hep çok iyi ya. Bak hiç ağlamıyor falan. Gidiyor yani benimle konuşmalarında genellikle ben böyle diyorum ki hani o kadar şey yapmayın. Bu hani birkaç gün sonra ağlamalar başlayabilir. Çok motive etmek istemiyorum. Çünkü öbür türlü hani bir hayal kırıklığı oluyor veli için. Aslında bu süreci çok iyi anlatmak tabii gerekiyor veliye. Yani çocuklar ilk sabırlı gün böyle davranabilir. Gerekiyor. 2 gün sonra ağlayabilir. 3 gün sonra ve bu ağlamalar uzun sürebilir. Ama her çocuk alışıyor. Evet. Her çocuk alışıyor. Ben de anneyim. 2 çocuğum var. Maşallah. Büyüttüm. Öncelikle şunu söylüyorum bütün annelere. Çocuklar okulda çok mutlu. Yeter ki güvenli bir kurum olsun. Evet, evet. Hani kurumun aslında içeriği, sunduğu şey veliye çok önemli. Ama bununla birlikte ben şunu çok net biliyorum. Çocuklar okulda çok mutlu. Yani ama okullarını, öğretmenlerini, okullarını severlerse, orada zorbalık yaşayan ve sürekli stres altında olan çocukların ayakları da geri geri gider. Tabii. Yani okullarını sevmeleri gerekiyor. İşte burada eğitimcilere gerçekten çok önemli bir iş düşüyor. Gerçekten çocuklarımız size emanet. Size İyi eğitimci ki böyle güzel kurumlar evet var. Teşekkürler. Ve küçücük yaşlarında fırsat verdiniz. Çok güzel çok teşekkür ederiz. Evet, bize çok bir okul öncesi hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Düşünen anne babalar varsa bu konuda onların en azından böyle sorularını cevaplamış olduk. Evet Aylin'cim. Şimdi Doktor Ertan Cevizci gelecek. Yine bir şeyler konuşacağız ama çok teşekkür ediyoruz buradan size. Gerçekten çok mutlu olduk. Şimdi o zaman Doktor Bey'e dönelim.